Yeniden eTwinning. Şimdi arkadaşlar, çoğunuz eTwinning projelerine başladınız. Başladığınızı düşünüyorum ya da en azından. Bu dönemde bu benim anlatacağım bilgiler biraz içerik bilgisi olacağı için yeni başlayan arkadaşlarımın mutlaka YouTube Bursa YeTech kanalından daha önceki bir proje nasıl oluşturulur? Web2 araçları ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Bunlar eTwinning projesine nasıl entegre edilir? Bunları mutlaka izlemeniz gerekiyor. Bugün anlatacağım benim biraz da teknik detayları içeren kısımlar. Hem biraz sondan başlayacağım. Çünkü sondan başlamak biraz daha planlamaya yönelik, daha efektif olduğunu düşünüyorum. Biraz da en çok bizim sorun yaşadığımız yerler yenilikçilik veya yaratıcılık, projenin etkisi, değerlendirmesi ve belgelendirmesi. Ve tabii bu belgelendirmenin sonucunda da o bir ortak çıktının oluşması. Şimdi eTwinning'in genel olarak baktığımızda pedagojik yenilik, final çıktısı ve değerlendirme dediğimizde karşımıza eTwinning platformundan belli sorular çıkıyor. Planladığınız projeyi neden yapıyorsunuz? Ve göremiyorum şu anda. Ve pedagojik olarak öğrencilere bilmediklerini öğretip beceri kazandıracak mı? Projenin final çıktısı belli mi? Ve nasıl oluşturulacak? Proje veya aktiviteler sonunda aktivite ile ilgili değerlendirme yapıp geri dönüş aldınız mı? Hangi değerlendirme yöntemini kullandınız? Kullandığınız yöntemi belirttiniz mi? Bu eTwinning'in en genel bağlamda pedagojik yenilik, final çıktısı ve değerlendirme soruları. Hangi planı yaparsanız yapın, hangi projeyi yaparsanız yapın, bu soruların cevabının mutlaka bir şekilde projenin çalışmaların içerisinde olması gerekiyor. Normal bir proje planlaması ne şekilde olur? İşte konu belirlenir, ortak bulunur, ortaklarla problem durumu çıktıları belirlenir, yöntemler üzerinde ortak kararlar alınır, çıktılar değerlendirilir. Ortak ölçükler belirlenir değerlendirme için ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin nasıl olacağı planlanır. Sonra bütün bunlardan sonra proje takvimi oluşturulur. Uluslararası proje takımları arasında işbirliği için görev dağılımı yapılır. Sınıf içi planlama yapılarak ulusal takımın görevleri dağıtılır. Projenin etki matrisini çoğaltmak için sürdürülebilir kılmak ve yaygınlaştırma faaliyeti için çalışmalar yapılır. Sonra projeyi değerlendiririz ve en sonunda proje çıktılarını paylaşırız. Bir projenin genel planlama süreci olarak ben bu şekilde görüyorum. Ama burada bunu ben çok anlatıyorum. En başından sonuna kadar. Yani konuyu belirlediniz. İşte branşınız hangisi olursa olsun, ne olursa olsun. Siz hangi konuda çalışmak istediğinizi belirlediniz. eTwinning platformuna girdiniz. Ortak bulma platformunda, başka projeler de olsa, kendi projeniz de olsa yazdığınız zaman sadece ortak bulma konusunda hangi konuda çalışma yapacağınızı yazmanızı önerir. Onlarla beraber problem durumunu, çıktılarını ortak belirlemek, hangi yöntemler üzerinde nasıl çalışacağınıza karar vermek, bunların hepsinin ortak kararını almak çok önemli. Değerlendirmeyi nasıl, ne şekilde ve hangi aralıklarla yapacağınızı yine bir ortak takımın, ortak üyelerin, projede yer alan her bir okulun görüşleri çerçevesinde yapılması çok çok önemlidir. Eğer birazdan size bir proje göstereceğim. O ve ondan önceki iki benzer proje, yani aynı serinin devamıydı. Aynı seriden dört proje yaptık. O ilk üç projenin tamamıyla bütün planlamasını ben yaptım. İşte nerede, ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, kim yapacak, ne kadar yapacak, oraya ne girecek, kim kimle görüşecek, kim nasıl görüşecek, bunların hepsini planlayarak yazdım. Ama sonradan bu seneye geldiğimizde en son yaptığımız proje prize ödülü alınca şunu anladım. Aslında bir kişinin her şeyi planlaması çok da etkili ve yaratıcı bir süreç değil. Bu yüzden bütün ortakların birebir fikir olarak, görüş olarak içinde yer alan bir planlama süreci istiyor. Şimdi proje kalite değerlendirmeleri sürecinde yaratıcılık ile ilgili projeden beklenen
Ben projeyi yaptınız, bitirdiniz. Şu anda kalite etiketine başvuruyor olarak düşünüyorum sizi. Burada içeriğe ve öğrencilerin yaşına bağlı olarak öğrenciler projede yaratıcı sorumluluk sahibi, bağımsız, sadece öğretmenin fikirlerini taşımayan kişiler olarak projenin ana gücü olmaları için cesaretlendirilebilir. Burada ne bekliyor bundan? Yani yaratıcılık kısmında salt eleştirisel bakmak, eleştirip bırakmak değildir. Yani yeni önermelerde de bulunmaktır. Salt sorulara yanıt aramak değil, soru da sormaktır. Sadece problem çözmek değil, problem de öğretmektir. Yaratıcılık yoktan var etmek değil, var olanlar arasında yeni ilişkiler kurmaktır. Herkesin kurduğu ilişkilerden hareket etmek değil, kimsenin düşünemediği farklı ilişkilerden hareket etmektir. Proje içerisindeki yaratıcılıktan beklenen hemen hemen bu şekilde adlandırılabilir. Peki proje kalite değerlendirme sürecinde yenilikçilik ile ilgili projeden beklenenler nelerdir? Burada pedagojik yeniliklerden bahsedersek eğer, örneğin araştırma, analiz yaparken yönlendirici sorular sorma, işbirlikçi takım çalışmaları organize etme, öğrencilerin bilgiye ulaşmaları için gerekli yolları seçebilmelerini sağlama gibi. Burada da bunun puanlamasında Ulusal Destek Servisi ve Merkezi Destek Servisi şu çıktıları bekliyor sizden. Proje interaktif ve işbirlikçi etkin bir pedagoji içermektedir. Uygulanan öğrenme yöntemleri açıkça tanımlanmıştır. Bilgi toplama, karşılaştırmalı çalışmalar, problem çözme, edebi, sanatsal, teknik, bilimsel, gazetecilik gibi işbirliği ile oluşturulmuş ürünler yer alabilir. Seçilen konunun özgünlüğü, ortak öğretmenlerin projeyi yöneltmeleri ve geliştirmelerindeki yaratıcılık ve akademik titizlik arasında güçlü bir bağ oluşmuştur. Yani bizden hem pedagojik işbirliği istiyor, disiplinler arası işbirliği istiyor, hem de çocukların özgün bir konuda yaratıcılıklarını geliştirebildiği bir alanda bu ikisinin birbirine entegresini istiyor. Peki yaratıcılık ne demek? Yani yaratıcılık gelişimiyle ilgili işte bu firmalar olsun, özel firmalar olsun baktığımız zaman yaratıcılığın kendi içinde 6 ayrı evresi var. İşte hazırlık evresi, oluşma evresi, planlama evresi, esinlenme evresi, doğrulama evresi ve denetim dönemi. Bu yaratıcı çalışmanın prensipleri ne peki? Biraz önceki yaratıcı bir çalışma yapabilmek için. Algıların zenginleştirilmesi için çocukların gözlem, araştırma yapmalarına olanak tanımak. Öğrencinin kendi kendine çalışıp her yönden birikim ve doyum sağlayacağı ortam hazırlamak. Yeni biçimler aramaya, bulmaya ve bunları anlatıp yorumlamaya yöneltmek. Farklı ilişkilendirmeler yapmasını sağlamaya olanak tanıyan ortamlar yaratmak. Duygu ve düşünceleri kullanma alışkanlığı kazandırmak, pratik, çabuk, kararlı, cesaretli olmalarını olanak tanımak, her şeyden önce öğretim elemanı değil de öğrenci merkezli olma. Merak, sorgulama, eleştirme, önerme, fikir üretme önemsenmeli. Ders programı, panel, konferans, söyleşilerle zenginleştirilmeli. Farklı kişilerle karşı karşıya getirilmeli. Disiplinler arası bir anlayışla hareket edilmeli. Biraz önceki yaratıcılığın çalışma evreleri, bu da eğitimde yaratıcı çalışmanın prensipleri. Yani çocukları yaratıcı çalışmaya nasıl itebiliriz? Buradaki zaten etkinliklerin birçoğunu projelerde yapıyoruz. O zaman bize ne gerekiyor? Doğru bir planlama gerekiyor. Burada ben kesinlikle inanıyorum. Bizim işimizi bizim işimizi çok kolaylaştıracak yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de 5E eğitim modeli. Biz eğer 5E eğitim modelini proje planlamasının yani etkinliklerimizin içine yedirebilirsek herhangi bir etkinliğimizin burada biraz önce bahsettiğimiz yenilikçilik, disiplinler arası işbirliği, yaratıcılık, planlama, çocukların çocuk merkezli olması bunların hepsinin bir modelde toplandığını görebiliyoruz. 5E eğitim modelinin ise gene kendi içinde 5 aşaması var. Giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme. Giriş kısmında merak uyandırılır. Öğrencilere neden sorusu sorulur. İlgi uyandırılacak bir durum, hikaye, mektup, problem ya da sembol verilir. Keşfetme kısmında öğrenci bir problem durumuyla karşılaştırılır ve bu problem durumunu çözmesi beklenir. Öğrencinin en aktif olduğu aşamadır ve hatta burada en fazla zamana ayırmamız gereken aşamadır. İşte biz eğer çocuklarla branş öğretmeniysek ve haftada bir saat çalışıyorsak
Tabii ki bir saat çok az bir zaman dilimi olmakla beraber belki bunu iki ders zaman dilimine ayırabiliriz. Giriş ve keşfetme kısmını bir ders, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme kısmını bir ders şeklinde de yapabiliriz. Yani bir aktiviteyi, sadece tek bir aktiviteyi 5E modelinde yapabiliriz. Ama biz bir sınıf öğretmeniysek, okul öncesi öğretmeniysek ya da daha fazla ders süreleri bulabilen bir öğretmensek öğrencilerimize bu etkinlik daha uzun zamana yayılarak bu zaman içerisinde çözülebilir. Açıklama kısmında öğrencilerin eksik olduğu bilgiler doğru olanlarıyla değiştirmesine yardımcı olunan, öğretmenin eğer varsa düzeltilmesi gereken gerekli açıklamaları yaptığı aşama. 5E modeli açıklama bölümünde öğrenci problemin nasıl çözüldüğünü, problemin çözüm yollarının neler olduğunu ve nasıl transfer ettiğini ortaya koyar. Öğrenci bunu tek başına gerçekleştiremeyebilirse öğretmen ipuçları verir. Derinleştirme kısmında öğretmen öğrencilerini, öğrendikleri kavramları ve kazandıkları becerilerini genişletmelerini ve bunları yeni durumlara, günlük hayatımızdaki durumlara uygulamaları için teşvik eder ve farklı açıklamaları, tanımlamaları öğrencilere hatırlatır. Değerlendirme kısmında ise öğrencinin bilgi ve becerileri değerlendirilir. Öğrencilerin kendi de öğrenmeleri ve grup becerilerini değerlendirebiliriz. Burada hem çocukların öz değerlendirme yapması hem de öğretmenin çocukları kazanım değerlendirmesi yapması gerekir. 2 yıl önce yaptığımız Small Science STEM Club projesinde biz sistem üzerinde çalıştık. Ve bu sistem üzerinde sadece mühendislik alanındaki çocuklara meslekleri öğretmekle alakalı. Bu meslekleri öğretmek derken işte inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi. Hepsi mühendis ama hepsi çok farklı yerlerde çalışıyor. Proje 6 aylık bir projeydi. İlk ay tanışma, iletişim, etkileşim. Her bir ayda ayrı ayrı konsept vardı. 1. ay bilgisayar mühendisliği, 2. ay inşaat mühendisliği, 3. ay elektrik mühendisliği, 4. ay makine mühendisliği şeklinde. Ve son ayda değerlendirme, ortak ürünlerin oluşturulması gibi etkinlikler vardı. Biz her bir etkinliği bu 5E modeline göre planladık. Yani her ayın başlangıcında bizim döngümüz tekrar başa dönüyor. Bu anlattığım örneklerini verdiğim alan inşaat mühendisliğinin faaliyetleriyle ilgili. Biz çocukları aldık, alan gezisiyle bir akarsu, nehir, deniz, dere, herhangi bir su akıntısının olduğu yere götürdük. Ve onlara orada bir kitap okuduk. Ayrı kalan şehirlerin hikayesi diye. Ve hikayeyi okuduktan sonra çocuklara bu şehirlerin nasıl birleştirileceği hakkında sorular sorduk. İşte çocukların çözüm önerilerini aldık. Kimisi gemi dedi, kimisi sandal dedi, kimisi yüzerek dedi, kimisi uçarak dedi, kimisi kaçarak dedi. Ama bunların arasında birkaç tanesi köprü dedi. Ve biz köprü cevabını aldıktan sonra köprüyü cebimize koyarak "Aa evet, buraya köprü yapılabilir değil mi?" dedikten sonra da çocuklarla beraber oradan oraya yapılabilecek köprünün resimlerini çizmesini istedik. O gün piknik yaptık, muhabbet ettik, oyun oynadık ama köprü resimlerini çizdik ve okula geri döndük. İkinci kısım keşfetme aşamasına geldi. Bu kısımda öğrencileri gruplara ayırarak yeniden köprü inşa edeceklerini ama grup olarak karar almaları, hangi malzemeleri kullanmaları gerektiğine karar vermelerini istedik. Sınıfı 4 ayrı gruba böldük. Sınıfın her bir köşesinde farklı materyaller vardı. Bu materyallerden istediklerini kullanabilirlerdi. Ve çocuklar grup çalışmasıyla beraber kendi köprülerini inşa ettikten sonra sağlamlıklarını test ettik. Tabii kimisi çok çabuk yıkıldı, kimisi biraz zorla yıkıldı. Bunun üzerine yıkılanların neden yıkıldıklarına yönelik gene çocuklara sorular sorduk. İşte çocukların kimisi çok sağlam olmadığını, işte kendi aralarında anlaşamadıklarını, onun istediğinin olmadığını bir sürü cevap geldi. Ama bizim buradan aldığımız cevaplarsa, cebimize koyduğumuz cevaplarsa yine bizim bir sonraki aşamaya geçeceğimiz şeylerdi. Neydi? Dengede durma. Neydi? Çok kuvvetli değildi. Neydi? Başka bir sürü cevap vardı. Ama bizim bu müfredatla birleştirdiğimiz nokta işte bu kısımda başlıyor. Yani çocuklara denge, kuvvet, basınç üzerine deneyler yapmak, bunların içindeki denge, kuvvet ve basıncın içindeki kavramları öğretmek.
Sonra çok basit yaratıcı dramanın içinde yer alan ısınma oyunları gibi dengelik ve kuvvet ve basıncın adını geçirdiğimiz farklı ısınma oyunları oynadık. Çocuklar oynadıktan sonra işte birazdan resimlerini göstereceğim. İşte dengede durma, işte bir tahtanın üzerinde yürüme. İşte iki kişi birbirini itiyor veya iki kişi iki kişiyi çekiyor. Veya iki kişi sırt sırta veriyor, bir kişi üstlerinde basınç oluşturuyor. Bunun gibi hani temas eden birbiriyle ilişkili oyunlar oynadık. Sonra bu oyundan sonra çocuklarla konuştuktan sonra dengede kalmanın zor olduğunu, nasıl dengede kalınır, kuvvet nasıl olur, üç kişi bir tarafta olup bir kişi bir tarafta olursa hangi taraf kuvvetli olur gibi bunların üzerinde, bu kavramlar üzerinde çocukların oyunlarından sonra gene muhabbete devam ettik, konuşmaya devam ettik. Ve en son gene keşfetme aşamasında bu sefer fen bilgisiyle birleştirerek dengenin, kuvvetin ve basıncın fen deneyleriyle nasıl uygulandığını deneyerek, uygulayarak çocuklara neden-sonuç ilişkisi kurdu. Şimdi bu ilk iki aşama bittikten sonra üçüncü aşamaya geldiğimizde oyun ve deneylerde kullanılan kavramlar, elde edilen kazanımlar artık köprünün temel prensipleriyle bağlamını kurdurmuş olur. Dengenin, kuvvetin, basıncın farklı hangi alanda yapılarda kullanılabileceği üzerine derinlemesine bir grup tartışması yapılmış. Öğrencilerin eksik bilgileri akademik olarak, kavramsal olarak tamamlanarak dünya genelinde farklı birçok köprünün resimlerini çocuklara gösterdi. İşte Amerika'daki köprü, Türkiye'deki köprüler, işte en uzun köprü, en tarihi köprü, işte bazıları tamamıyla taşlardan yapılan köprü. Ve derinleştirme kısmına geldiğimizde 5E modelini, artık bizim hikayemizdeki köprüler yapılmış, artık iki şehir birleşmiş ve nüfus sayımız artmış ve artık insanların başını sokabileceği bir ev yoktu. Biz yeni bir problem durumu yaratarak köyler ve şehirler arasındaki evlerin farkları, kendi evlerinin nasıl olduğu, kaç katlı olduğu, hangi evlerde daha fazla insan yaşayabileceği, saymalarını, tartışmalarını, İşte hiç köyde tanıdığı olmayan yoksa gidip ailelerine sormalarını, işte o gün eve döndüklerinde kaç kat var saymalarını, apartmanındaki işte kaç kişi var yaşadıklarını öğrenmelerini gibi velileri ve çevresini işe katarak böyle bir etkinlik yaptıktan sonra ertesi gün okula geldiklerinde tekrar çocukları farklı gruplara ayırdık. Bu yeni gelen, dışarıda kalan insanlar için dengeyi, kuvveti ve basıncı göz önünde bulundurarak yeni apartmanlar inşa etmelerini istedik. Bir nevi kentsel dönüşüm başlattı. Önce grup olarak resimlerini çizeceklerdi. Önce resimlerini çizdirdikten sonra evet, burada yapılan çizimleri diğer ülkelere göndererek boyamasını istedik. Biz önce kağıt üstünde gruplarla çizimlerini yaptık. Sınıf içi takımlarla. Sonra bunu uluslararası takımlara göndererek bunun boyamalarını yaptık. Ve diğer ülkeler bunun boyamalarını yaptıktan sonra bizim kendi sınıf içi grup etkinliklerimizde gelen boyamalara göre o binaları inşa ettiler. Şimdi değerlendirme kısmında da çocuklara sorduk. İşte ne öğrendiniz? Ne kattı sana? Nasıl geçti şeklinde? Ve etkinliklerin sonunda çocukların tekrar köprü resmini çizmelerini istedik. Elde edilen resimler ilk çizdikleri resimlerle son çizdikleri resimler arasında karşılaştırarak biz çocuklar köprü etkinliğinde daha önceki köprü algısı neydi ve sonraki köprü algısı neydi? Önceki köprü algısındaki kuvvet, denge, basınçta neler vardı? Bunlardan herhangi bir şekilde bir emare var mıydı? En son çizdikleri köprü resimlerinde bunlar hakkında herhangi bir emare var mı? Bunları karşılıklı resim analiziyle değerlendirmeyi bitirdik. Şimdi 5E modeline uygulanabilen çok basit bir konu. Burada önemli olan aşamaları, keşfetme aşamasını ve derinleştirmesini, yani bir problem durumundan yola çıkıp bu problem durumunu nasıl farklı bir probleme evrimleştirdiğiniz ve bunun müfredatını nasıl entegre ettiniz. 5E modelini kullanırsanız bir sonraki slide'da da karşılaşacağımız sorunları yaşamazsınız. Şimdi kalite değerlendirmesi kısmına geldiğiniz zaman
proje kalite etiketine başvurduğunuz zaman bununla ilgili videolar yapılmıştı ama ben gene de tekrar hatırlatmak istiyorum. Öğretim programı ile bütünleşme, eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. Burada projeyi mevcut müfredatınızla ders konunuza, konularınıza nasıl entegre etmeye çalıştınız? Veya çoklu disiplin bir yaklaşım izlediniz mi? Proje çalışmalarının sırasında öğrencilerimizin hangi anahtar yetkinlikleri ve becerilerini geliştirdiniz? Barış Hocam. Efendim Onur Hocam. Burada soru sormak istiyorum ben ya arkadaşlara. Tamamdır hocam. Sesi açalım. Yani herkesin sesini mi? Ya söz almak isteyeni. Yani tamam hocam, el kaldırabilirlerse arkadaşlar ben yönlendireceğim. Biraz önce anlattığım projede şu öğretim programı ve bütünleşme ile alakalı kısmı yanıtlayabilecek olan var mı? Ekran gözüküyor değil mi hocam? Gözüküyor Onur hocam. Biraz önce anlattım. Kaldırmalarını bekliyorum ben. Tamam. Yani videolar kapalı şu anda çünkü. Arkadaşlar uygulama üzerinde sağ alt köşede el kaldırma var. Söz almak isterseniz ben de ona göre sesi açacağım. Barış mı? Neyse, yok galiba Barış Hocam. Uzatmayayım. Ben göremedim hocam. Sıkıntı yok hocam. Biraz önce anlattığımız müfredatla anlattığımız projede biz zaten projeyi mevcut müfredata entegre ettik. Ders konusuna indirdik. Konuların arasında etkinliklere entegre ettik, böldük. Disiplinler arası çalışma yaptık. Mühendisliği ekledik, matematiği ekledik, sanatı ekledik. İşbirliğini ekledik, feni ekledik, oyunu ekledik. Proje çalışmaları sırasında öğrencilerimiz hangi anahtar yetkinliklerini ve becerileri geliştirdi? Yani bu B kısmına belki 50 tane yetkinlik yazabilirim. Eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. Proje çalışmasının sırasında öğrencileriniz kullandığınız eğitim hedefleri ve pedagojik yaklaşımlar. Örneğin küçük grup çalışması, öğrenciler tarafından yapılan bağımsız araştırma. Çocuklar grup, küçük grup çalışması da yaptı, büyük grup çalışması da yaptı, soru cevap da yaptı, bağımsız araştırma da yaptı. Araştırmalarının ürününü de ortaya çıkardı. Ürünlerinin... Onur hocam. Efendim? Çok, çok özür diliyorum. Paylaşım ekranın gözüküyor ama senin kendi videonda bir sıkıntı var. Yani görüntün yok. Tamam hocam, sıkıntı değil. Açın. Şey, tamam. Arada gidip geliyor. Tamam oldu. Bilgin olsun dedim. Tamam. Öğrencileriniz çok küçük ise onların ilgisini çekmek için kullandığınız yöntemler. Ya bu giriş kısmı zaten tamamıyla 5E modelinde bununla alakalı bir durum. Öğrencilerimiz küçük ise bu kısma şey yapabilirsiniz. 5E modeline başlarken gelecekten mektup gelmiş olabilir, geçmişten mektup gelmiş olabilir. İşte veya bir büyüğünüz size mektup yazmış olabilir. Bir hikayeyle başlayabilirsiniz. Bir resim çerçevesiyle başlayabilirsiniz. Bir fotoğraf anıyla başlayabilirsiniz. Yani o kadar çok şey var ki bu ilgi çekme aşamasında kullanabileceğiniz etkinlik. Oradan yola çıkarak bir problem durumu yaratıp keşfetme kısmında çocukların araştırmasını, etkinlik yapmasını sağlayabilirsiniz. Peki proje kalite değerlendirme sürecinde sonuçlar, etki ve belgeleme ile ilgili projeden beklenen. Burada iki kısım var. Bir görünür proje etkileri, bir de görünmez proje etkileri. Etki dediğimiz konuda proje sonuçları ve çevrimiçi olarak nasıl sunuldu? Öğrencilerin etkinliklere katılımı, proje, belgeleme, planlama, değerlendirme ve yansıtma muhtemelen dönütler gibi bu etkinliklerin TwinSpace'te yer alması. Çocuklarınız çok küçükse, okul öncesi veya ilkokul 1. 2. sınıftaysa TwinSpace'te çok fazla yer almayabilir ama diğer etkinliklerin görünürlüğü mutlaka almak zorunda. Öğretmen beceri üzerlerine etkileri, öğrenci bilgi ve beceri üzerlerine etkisi, sosyal ve kişisel öğretmen ve öğrenciler üzerine etkisi, daha geniş topluluklar üzerindeki etkisi projenin. Pek çok çeşit, peki bizden ne istiyor projede? Pek çok çeşit proje sunulmuştur. Çoğunluğu seçkin kalitedir.
öğrenci bilgi ve becerilerini etkileri, öğretmen becerilerini etkileri ve geniş toplulukları etkileri ayrıntılı belgelerle değerlendirme vardır. Belirlenen hedeflere açıkça ulaşılmıştır ve tamamen belgelendirilmiştir. Sunulan materyaller belgeleri içermektedir. Şimdi etki kısmına geldik. Proje sonuçları, 50 tane afiş, proje kitapçığı ve benzeri ürünler okulun kendi içinde panolarla, diğer sınıflarla yapılacak etkileşim ve sunumlarla, okulun bulunduğu mahallede yapılacak yerel çalışmalar ile el ilan dağıtılması, afişlerin asılması, pazarlarda öğrencilerin yerel halka proje konusunda ya da çıktıları hakkında bilgi vermesi, proje çıktılarının dijital ortamlarda yayınlanarak hem ulusal hem de uluslararası yaygınlaştırılması, projenin hem etkisini çoğaltacaktır hem de yaygınlaştırılmasını sağlayacak. Peki projenin öğretmenlere ne gibi etkisi olur? Mesleki gelişimlerini sağlar, proje yönetim becerisi gelişir, yeni kültürler, eğitim müfredatı ve ortamlarını tanır ve yabancı dilini geliştirir. Öğrenciler akademik başarılarını artar, projeyle derse ve okula karşı olumlu tutum geliştirir, sınıfın bir bireyi olarak fikirlerini sunabilir, tartışmaya girer, sosyal ve duygusal gelişimini sağlar, grupla çalışma olanağı bulur, ortak ürün oluşturmada özgüven ve yaratıcılıkların gelişmesi farklı dezavantajları ortadan kaldırır. Farklı ülkeleri tanıyarak çok kültürlü ve hoşgörü alanlarında olumlu tutum geliştirir. Veliler proje içerisinde destek ve görevleriyle okula ile işbirliğini artırır. Okula karşı aidiyet duygusu gelişir. Bu derinleştirme kısmında bizim ortaklarımızın birkaç tanesi çoğu şey de yapmıştı. Bu alanla uzman, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi gibi kişileri sınıfına davet ederek uzmanların katılımını da sağlamıştı. Çin'e gitmiştik yani şey başında. Kapadım şimdi, hocam siz kusura bakma. Yok hayır. Bir şey mi var dedim. Yok. Şimdi bu bizim ortağımız Feri Yaman'ın sunumuydu. Onu göstereyim. Bir sunum daha açacağım da o yüzden şey yaptım hocam. İlk etap neydi? İlk etap herhangi bir nehrin kenarına gidip orada bu olayı keşfetmekti. Sonra dönüp bu soruna çözüm aramaktı. Burada gördüğünüz gibi farklı köprüler var. Farklı köprülerin üstünde çocuklar parmak izleriyle nasıl çizildiğine dair daha derinlemesine keşfediyorlar. Burada yine artık projenin derinleştirme aşamasında çok daha bilgi, deneyim ve tecrübeleriyle içerisinde yer alıyorlar. Artık köprü daha büyük, daha kuvvetli, daha dengeli. Bir takım çalışması var. Bazı gruplar farklı materyallerle çalışmak istiyorlar. Bunlar tamamıyla kendi seçimleri. Bazıları çok daha küçük, minimal çalışmak istiyor. O da onun tercihleri. Ve çocuklar en sonunda bir köprüye giderek bir fotoğraf çektiriyorlar. Ve köprünün onlar için ne ifade ettiği, nasıl ilgili son bir etkinlik yapıyorlar. Ve bunlar da çocuklarımızın aileleriyle beraber evde yaptıkları köprülerin detayları. Şimdi küçük yaş gruplarında tabii oyunlar çok seviliyor. Oyunlar çok sevildiği gibi deneyler de seviliyor. Bu deneylerin bir plan içerisinde yapılması, oyunların, deneylerin hep çocukların hem ilgisini çekmeye, hem odaktan kaçmamasına, hem projeyi sahiplenmesine,
hem proje içerisinde eğlenerek öğrenmesini olanak tanıyor. Biz proje yapıyoruz ama uluslararası takımla görevleri paylaşarak yapıyoruz. Burada Türkiye'den çok sevdiğim değerli arkadaşlarım Berna vardı. Sonra Özge vardı. Sonra daha ilk defa projeye yeni başlayan işte Feri Hocam ilk defa başlamıştı. Ve ilk kalite etiketini bu ödülle almıştı. Yani bazıları, bazı öğretmenler Yunanistan'daki farklı şekilde yaptılar etkinlikleri. Ya etkinliği sizin nasıl yapacağınız önemli değil. Ama merkez konuları, ana konsepti kaçırmadan bu etkinlikleri yapmanızı bekliyorduk. Şimdi en son kısımda tabii bazı videoların şeyi geçmiş artık. Yani YouTube'dan kaldırılmış da olabilir. Benim burada anlatacağım tek bir şey var. O da projeleri böyle bir yarış halinde çok hızlı bir şekilde yapmamak olur. Herhalde o kadar çok yoğun projeler yapmış birisi olarak söyleyebileceğim tek şey sindire sindire. Keşfetme aşaması uzun olarak. İşte derinleştirme aşaması uzun olarak. Çok böyle çocukların sindirdiği, farklı etkinlikleri yaparak kendilerini araştırdığı, kendilerini öğrendiği, kendilerini çıkarım yaptığı bir süreç geçirmeniz. En son kısma geldiğimizde ise artık projenin bizim için en değerli kısmı değerlendirme. Yani biz projeyi yaptık ama neden yaptık? Nasıl yaptık? Ve projeyi yaptıktan sonra da biz neler kazandık? Veya bu kazanımlar gerçekten bizim ilk başta hedeflediğimiz kazanımlarla örtüşüyor mu? Bunun için ben mutlaka her proje için öncesinde bir ön test yapmanızı, bu hazır bulunuşluk da olabilir. İşte çocukların çok genel sorular, Avrupa deyince aklına ne geliyor? İşte ortak ülkeleri soruyorum ben. Sonra fen doğa etkinlikleri, deneyleri sever misin diyorum. Veya oyunları sever misin diyorum. Ve en sonunda son test olarak gene kendim aynı soruları tekrar soruyorum. Burada etkinlik değerlendirmesini zaten kendi içinde hepsinin ayrı ayrı etkinlik değerlendirmesi vardı. Yani bilgisayar mühendisinin, işte inşaat mühendisinin, hepsinin tek tek kendi içinde zaten etkinlik değerlendirmesi vardı. Biz ayrı olarak bunlardan hariç bir kazanım değerlendirmesi yaptık. İşte etkinlik süresince planladığımız kazanımları, kavramları, kazanım demişim, kavramları, kavram değerlendirmesi yaptık. İşte büyük, küçük, ağır, hafif. İşte bizim okul öncesi öğretmenleri bilir bir kazanım tablomuz vardır, kavram tablomuz vardır. İşte onların planlamasını yaparız, hangi ayda hangi etkinlikle yapılacak. Bir kazanım kavram değerlendirmesi yapıp sonra çocuklara görüş ve öneri soruyoruz. İşte bu proje içerisinde en çok hangi etkinliği beğendin? Bu proje içerisinde seni en çok zorlayan etkinlik neydi? Bir daha tekrar projede yer alır mısın? 3 soruluk bir görüş öneri formu. Öğretmenlere de aynı şekilde proje değerlendirmesi, süreç değerlendirmesi. Proje değerlendirmesinde kendi öz değerlendirmesini yapmasını istiyoruz. Yani neyi iyi yaptığını, neyi kötü yaptığını. Süreç değerlendirmesi olarak proje sürecini değerlendiriyoruz. Görüş ve öneri formunda da işte projeyi tekrar yapsan yapar mısın? Bu projeye tekrar katılır mısın? Tekrar katılsan hangi etkinliğin değiştirirsin? Bir de ailelere proje etki değerlendirmesi yapıyoruz. Onlara da diyoruz ki çocuğunuz okulda yapılan proje çalışmalarını anlatıyor mu? Anlatıyorsa ne sıklıkta? Çocuğunuz sizinle proje ile ilgili bilgiler veriyor mu şeklinde? Bir değerlendirme yapıyoruz. Kalite sürecinde ise sizin etki ve değerlendirme aşamasında şu soruları cevaplamanız bekleniyor. Lütfen bu projenin öğrencileriniz ve öğretmen olarak çalışmalarınız üzerindeki etkisini açıklayın. Özellikle projeniz için belirlediğiniz hedeflere nasıl ulaştınız? Projenizi nasıl değerlendirdiniz? Projeyle ilgili bilgileri ve proje çıktılarını nasıl yayınlaştırdınız? Şimdi geriye alırsak, yaptığımız değerlendirmeler burada. Hepsini tek tek yazabiliriz. Özellikle bu görüş ve öneri formlarını
Sorularını da yazıyorum ben. Etki kısmına geldiğimizde gene etkiyle ilgili bütün bilgiler burada. Kısaca e-Twinning projelerinde pedagojik yenilik, yaratıcılık, disiplinler arası bir çalışma nasıl yapılır derseniz ben size 5E eğitim modelinin her bir aşamasını proje içerisindeki her bir etkinliğe yedirdiğiniz anda hepsinin çözülebileceğini aktarmak için bugün sizlerle beraber bir araya geldik.